Herkese merhaba. Kahve arasından sonra olduğu için biraz şanslıyız. Kahveler alanında herkes biraz daha mevzuatta neler değişti konusuna hazırdır diye düşünüyorum. Biz bu yıl bir ekiple sunmaya karar verdik. Önce çok kısa kendimizi tanıtalım. İsmim Tolga Taşdelen, vergi bölümü ortaklarındanım. 2012 yılından itibaren de yeminli mali müşavir unvanını aldım. Merhabalar, Tuğba Gedik ismim. Vergi bölümünde direktörüm. 2014 yılından beri de yeminli mali müşavir olarak çalışıyorum. Merhaba, Ayşegül Demirel ben de. Kıdemli müdür olarak görev alıyorum. 2016 yememesiyim. Mührüm daha geçen hafta geldi. Mürekkep lekesi bile yok üzerinde. Öyle yepyeni bir yememe olarak ben de arkadaşlara dahil oldum bu sunumda. Teşekkür ediyorum. Sunumumuzu aslında iki bölüme ayırdık. Birinci bölümde klasik bu yıl mevzuatta neler değişti. İkinci bölümünde de kısaca önümüzde bizi neler bekliyor, hangi konularda ne gibi değişiklikler var. Şimdi neler değiştiği çok hızlı bakmak istersek, biz şöyle bir bakmaya çalıştık. Hızlı bir animasyonda bile açıkçası başımız döndü. Oldukça fazla konuda, oldukça fazla değişme var. Bunların bir kısmı tamamen yeni konular, mesela izaha davet gibi. Bir kısmı ise geçmiş yıllarda daha önce yaşadığımız bir benzeri olan vergi affı gibi. Onun dışında da çeşitli mevzuatta mükelleflerin vergi maliyetlerini etkileyecek birçok değişiklik var. Şimdi bunları konu bazlı olarak gideceğiz. Ve burada sözü aynı şekilde bırakıyorum. Biz 2016 yılına baktığımızda yazımızın büyük bir bölümünü 6736 sayılı vergi affı ve varlık barışı kanunuyla geçirdiğimizi gördük. Vergi affı 25 Kasım 2016 itibariyle son buldu başvuruları. O yüzden onunla ilgili çok fazla söylenebilecek bir şey yok ama vadeli ödeme seçeneğini seçen mükellefler için bir hatırlatmamız olacak burada. Eğer bir takvim yılında ikiden fazla taksitlerin ödenmesi atlanırsa vergi affı avantajlarını kaybediyorsunuz. O yüzden eğer vadeli ödeme seçeneğini tercih ettiyseniz buna dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatmak istedik. Varlık barışı ise 31.12.2016'ya kadar devam ediyor. Varlık barışında yurt içindeki ve yurt dışındaki varlıkların beyanını yapabiliyoruz. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları, yurt içinde bulunan aynı şekilde aynı varlıkların yanı sıra bir de taşınmazlar ekleniyor buna. Yurt dışında bulunanların Türkiye'ye getirilmesi, yurt içinde bulunanların ise defterlere kaydedilmesi gerekiyor. Sadece yurt dışında bulunanların varlıklardan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının bankalar ve aracı kurumlara beyanı dahi yeterli, Türkiye'ye bile getirilmesi gerekmiyor. Dediğim gibi yurt içinde bulunanların ise defterlere kaydedilmesi gerekli. Şimdi kanun ilk çıktığı zaman özellikle bu yurt dışından getirilecek varlıklarla ilgili ciddi tereddütler oluştu. Biliyoruz ki devletin de bu kanunla çok ciddi bir nakit beklentisi var. Dolayısıyla mevzuata yeni bir düzenleme yapıldı. 4 serinin oldu tebliğ çıktı ve bu tebliğde aslında birçok soru açıklığa kavuşturuldu. Hatta dün akşam Maliye Bakanı neredeyse tebliğdeki başlıkları tekrar dile getirdi. Birincisi bu varlıklar Türkiye'ye getirildiğinde herhangi bir vergi ödemiyoruz. Dolayısıyla sadece varlıkların buraya getirilmesi hiçbir vergi maliyeti yaratmıyor. İkincisi bu varlıkların Türkiye'ye getirilişi nedeniyle herhangi bir vergi incelemesi de yapılamıyor geçmişe yönelik ve herhangi bir vergiyle ilgili bir tarihat da olmuyor. Bunlar tabii güzel kısımları. Aslında çok daha fazla detaylı daha sağlanan avantajlar da var. Mesela mükellefler bu kıymetleri serbestçe kullanabiliyorlar. Ne demektir bu? Getirdiğiniz kıymetler karşılığında pasifte öz kaynaklar altında bir özel fon hesabı açıyorsunuz. Ve bu fonun kullanımı mükelleflerin tamamen serbestisine bırakılmış. Yani sermaye artışında kullanabiliyorsunuz, ortaklara dağıtabiliyorsunuz. Bunların hiçbirinde bir vergileme yok. Hatta bir adım sonrasında dahi bu dağıtılan karı alan gerçek kişi veya kurum ortak da bu tutarlar üzerinden herhangi bir vergi ödemiyor. İki tane dikkat edilmesi gereken husus var. Birincisi, bu varlıklar elden çıkarıldıkları zaman bir zarar oluşursa, haliyle bu kadar avantaj varken bu zararlar vergisi açıdan kabul edilmiyor. Bir diğeri de taşınmazlarla ilgili olarak amortisman hakkımız maalesef yok.
Ayşegül'ün belirttiği gibi süre doluyor, 15 günümüz var. Dolayısıyla bu avantajdan faydalanmayı düşünen mükelleflerin biraz hızlı acele etmesinde fayda var. Vergi usul kanununda ne değişti diye baktık. 6728 sayılı kanun hayatımıza birçok değişiklik getirdi. Bunların bir kısmı vergi usul kanunu ile ilgiliydi. Biz önemlilerini, önemli iki başlığı burada üzerinden geçiyor olacağız. Vergi usul kanununun 359. Kaçakçılık maddesindeki suçları, yani sahte belge düzenleyenler de diyebiliriz buna kısaca. İşledikleri veya iştirak ettikleri raporla tespit olunmuş ve kesinleşmiş olan mükelleflerin bu fiilleri gerçekleştirdikleri yıldan 6 yıl itibariyle vergi teşviklerinden yararlanamayacakları hüküm altına alınmıştı. Bu oldukça ağır bir yaptırım olarak konuşuluyordu hep. 6728 sayılı kanunla bu hüküm kaldırılmış oldu. Aynı zamanda vergi usul kanununa bir madde eklenerek muhtasar beyanname ile SGK hizmet beyannamelerinin birleştirilmesi yönünde bir madde eklendi. Ve bu konuda da Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklaşa yetkili kılındı. Vergi usul mevzuatında yapılan en önemli değişikliklerden biri de vergi incelemeleriyle ilgili. Biliyorsunuz vergi inceleme süreçlerini düzenleyen 3 temel yönetmeliğimiz var. Bu yönetmeliklerden birincisi Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği, ikincisi Vergi İncelemelerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği, üçüncüsü ise Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Çalışma Esasları ile ilgili yönetmelik. Bu 3 yönetmelikte yapılan çeşitli değişiklikler var. İlk değişiklik aslında çok da büyük bir değişiklik değil ama incelemeler sırasında mükelleflerden defter ve belge talep edilirken 15 günlük sürenin belirtilmesi hususu. Bu daha önceki yönetmelikte 15 günlük süreç belirtilmiyordu. Aslında vergi müfettişleri bu anlayışı gösteriyordu. Fakat şimdi mevzuatın içerisine de girmiş oldu. Diğer önemli bir konu, incelemeler sırasında talep edilen bilgi ve belgelerin incelenen dönem ve konu ile sınırlandırılması. Dolayısıyla bir inceleme sırasında müfettiş farklı konulara ya da farklı yıllara incelemeyi genişletmek isterse bunun için bir görevlendirme yasası alarak ancak tekrar mükelleften bunları talep tabii ki edebilecek. Bir diğer önemli gelişme ve mükellefler için aslında çok olumlu bir gelişme, tutanakların hazırlanması sırasında bir süre verilmesi. Biliyorsunuz uygulamada vergi müfettişleri denetimin sonunda mükellefleri genelde telefonla arayıp ya da bir e-mail ile bir gün ve saat verip kapanış tutanağının imzalanması için bir davette bulunuyorlardı. Burada sıkıntı şuydu, konuları zaten gittiğiniz zaman gördüğünüz için raporda yer alacak konularla ilgili çok ön hazırlık yapma şansınız yoktu. Ancak o 1-2 saatlik süre içerisinde ne yazabiliyorsanız. Şimdi orada çok güzel bir düzenleme var. Müfettişler 2 günden az olmamak üzere tutanağın taslağını mükelleflerle paylaşacak. Dolayısıyla bu 2 günlük süre içerisinde bir hazırlık yaparak bir görüşmeye gitme şansımız olacak ve daha sonra eğer bir tahriyat olacaksa, konuyu dava aşamasına götürecek olursak da çok daha sağlam bir vergi inceleme kapanış tutanağına hazırlanmasına imkanı doğmuş oluyor. Bir diğer önemli konumuz rapor dinleme komisyonları ile ilgili. Biliyorsunuz bu da mevzuatımıza yeni gelen bir düzenlemeydi geçtiğimiz yıllarda ve raporlar mükelleflere tebliğ edilmeden önce mükellefin eğer dinlenme talebi olur ise komisyon mükellefi çağırıp hakikaten mükellefi dinliyordu. Ama şöyle bir eksiklik vardı burada. Mükellef raporda neler olacağından haberdar değil. Dolayısıyla eğer inceleme sırasında vergi müfettişinden bazı tiyolar alabildiyseniz ya da o size açıkça eleştirde bulunacağı konuları bahsetmişse güzel. O zaman bir dinleme komisyonunda etkin bir görüşme yapmanız mümkün. Fakat her zaman söz konusu olmuyordu. Şimdi orada da raporla ilgili taslaklar mükelleflerle paylaşılacak. Dolayısıyla biz komisyona gittiğimiz zaman bir özet rapor aslında elimizde olacak ve dinleme komisyonuna giderken bir ön hazırlık yapma imkanınız verilmiş oluyor. Önemli bir konu raporlardaki düzeltme önerilerine ilişkin.
Buradaki düzenlemede özellikle şu şekilde, diyelim ki bir yılla ilgili bir tarihat var, 2015 yılı ile ilgili bir tarihatınız var. Ama bu tarihat nedeniyle 2014 yılında bir düzeltme yapılması olanağı var. Burada düzenleme aslında vergi müfettişine şunu söylüyor. Bir tarihat yapıldığı zaman eğer düzeltme ile ilgili bir önerisi varsa bu raporlarda yer alabilecek ki bu da mükellefler için oldukça avantajlı bir uygulama. Son konu ise geçen yılki sunumdan hatırlıyorum. Recep Üstad bir teşekkür güzel olur aslında diye özetlemişti bu konuyu. Bir inceleme sonunda eleştiriye konu hiçbir husus bulunmuyor ise bunun da bir yazı ile mükelleflere bildirilmesi konusunda bir düzenleme yapıldı. Şimdi vergi mevzuatının benim sevdiğim bir yanı var. Vergi ile ilgili çalıştığınız zaman arkadaşlarınız hep şunu soruyor. Tolga 19 yıldır çalışıyorsun, hiç sıkılmadın mı? Ben de hep şunu söylüyorum, sıkılmaya fırsat yok. Çünkü sürekli yenilikler, sürekli üzerinde çalışmamız gereken düzenlemeler geliyor. İzaha davet de bunlardan biri. Peki izaha davet nereden çıktı dersiniz? Biraz önce Cenk söyledi. Aslında biraz teknolojiden çıktı. Neden? Vergi Usul Kanunu 370. madde şöyle özetliyor aslında. Vergi ziyanına uğratılabileceği eğer bir işlem olduğu harici karinelerle tespit ediliyor ise mükellef izahat yapmak için çağrılabilir. Şimdi oldukça muğlak. Peki mükellefi hangi konularda acaba idare izahat yapmaya çağıracak dersiniz? Bununla ilgili bir taslak tebliği var. O tebliğde şu an için 4 tane madde sayılmış. Birincisi tapu daireleri ve bankalardan elde edilen bilgilerin karşılaştırılması. Çok basit. Tapu dairesinden alım satım tutarıyla bankadaki kullanılan kredi miktarı karşılaştırılacak. Ve arada bir fark varsa mükellefe, ey mükellef bunun farkın sebebi nedir acaba sorusu sorulacak. Bir diğer konu zaten uygulamada birçok mükellefin muzdarip olduğu BA ve BS formları. Bunlardaki bilgilerin karşılaştırılması sonucunda da mükellefler aynı şekilde izaha davet edilebilecekler. Diğer önemli bir konu risk analizleri sonucunda. Bunda mesela taslak tebliğde çok basit bir örnek var. Şöyle diyor, diyelim ki bir mükellefin bilançosunda ortaklardan alacaklar hesabında bir bakiye var. Ama gelir tablosunda hiç faiz geliri yok. Dolayısıyla ortaklardan alacaklar adatlandırılmamış bilgisi var elinde idarenin. Bu konuyla ilgili bir izahat isteyecek mükelleflerden. Diğeri de sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması. Dolayısıyla burada da aslında güzel bir şans geliyor belki mükellefe. Eğer idare bir mükellefin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığını görüyor ise elindeki bilgilerden, ki işte Cenk'in söylediği gibi teknoloji burada devreye giriyor. Orada mükellefi izaha davet edebiliyor. Peki diyeceksiniz izaha gittik. Yani sonucunda ne olacak? Aslında duruma göre değişiyor. Size 15 günlük bir süre verilecek. Burada yeni bir komisyon da gündeme geliyor. İzah değerlendirme komisyonu. Bu komisyondan bir yazı gelecek mükellefe. İşte şimdilik bu 4 konudan biriyle ilgili. Mükellef izaha davet edilecek. İzaha davet, işte bir davetler icabet etmeniz gerekiyor. Diyelim ki icabet etmediniz. O zaman zaten bir vergi incelemesi ya da takdir komisyonuna sevk olacak. İzaha gittiniz, izahatınızı yaptınız, herhangi bir şey çıkmadı, tamam, o zaman da herhangi bir takdir ya da vergi incelemesi başlatılmayacak. Ama diyelim ki hakikaten vergi ziyanına sebebiyet verilmiş bir durum var. Böyle bir durumda ne olacak? Böyle bir durumda yeni bir terimle karşılaşıyoruz. İzahat zammı. Bu da şu, aynı bizim aslında ödemiş olduğumuz gecikme zammı gibi. Vergi aslıyla birlikte her ay ve kesri için bir izahat zammı hesaplanacak. Artı bir vergi ziyağı cezası. Fakat vergi ziyağı cezası cezanın %20'si kadar. Dolayısıyla izaha davetin sonu eğer bir tarihatla biterse ve ona biraz hızlandırılmış tahriyat dedim. Hızlandırılmış amortismandan da yola çıkarak. Sadece bir avantajı vergi ziyağı cezası %20 oranında. Burada şunu sorabilirsiniz. Normal şartlarda eğer böyle bir izah davet mekanizması olmasa ve bir inceleme olsaydı benim bir uzlaşma müessesesinden faydalanma imkanım vardı. İzah davet dedi bu halen geçerli. Yani izah davetin sonunda bir tarihat oldu, vergi aslı, izahat zammı ve vergi ziyağı cezasının %20'si tahredildi.
Burada yine de uzlaşma komisyonuna gidip orada tekrar uzlaşma imkanından faydalanma hakkımız da var. Yine 6728 sayılı kanunla damga vergisi ve harçlarda çok fazla sayıda düzenleme yapıldı tartışmalı konularda. Onların üzerinden geçmek istedik biz sizinle. Öncelikle damga vergisi ve harçlardaki ortak düzenlemeleri üzerinden geçeceğiz. Nüssa, biliyorsunuz nüssa, suret, fotokopiden, fotokopide ıslak imza olursa bunun için damga vergisi hesaplanması veya noter harcı alınması gerekir mi tartışmalarını çok uzun sürelerce yaptık. İdare buna bir açıklık getirdi ve nispi damga vergisi ve noter harcı hesaplanacak kağıtlarda tek nüssa üzerinden damga vergisi ve harç alınacağı uygulaması başlamış oldu. Böylece artık bu tartışmalar da son buldu. Ama maktu damga vergisi uygulanacak olanlar da hali hazırda her nüssa üzerinden hesaplanmaya devam edecek. Azami tutardan vergi ve harç alınmış olan sözleşmelerde eğer sadece sözleşme tutarında bir değişiklik, artış varsa bunun için tekrar damga vergisi ve harç alınmayacağı konusu da bu kanunla düzenlenmiş oldu. Yine döviz kazandırıcı işlemler daha önce bir takım tebliğlerde, bakanlar kurulu kararlarında ayrıca düzenlenmişti. Ama zaman zaman yargıda da bu tip düzenlemelerin tebliğle ya da kararla yapılamayacağı konusunda olumsuz kararlar çıkabiliyordu. Bu nedenle kanunda düzenlemeler yapıldı, kapsamı genişletildi. Aynı zamanda uluslararası ihale tanımı gibi bir takım tanımlar da yapılarak konu açıklığa kavuşturulmaya çalışıldı. Damga vergisindeki münferit düzenlemelere geçecek olursak herhalde yine gündemimizi uzun süre meşgul etmiş konulardan biridir cezai şart. Cezai şart üzerinden damga vergisi olması gerekir mi? Aslında bu gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan bir müeyyide olduğu için hesaplanmaması gerekebilir görüşleri vardı. Ama bugüne kadarki mevzuatımızda bunun üzerinden hesaplanması gerektiğine dair bir sonuç çıkıyordu. Ve bu yeni düzenlemeyle başlı başına bir sözleşmenin konusu olmadığı müddetçe cezai şartlar için damga vergisi hesaplanmayacağı düzenlenmiş oldu. Bu da güzel ve olumlu bir gelişme olarak bize yansıdı. Yine kefalet ve garanti taahhüdü olan sözleşmelerde eğer birden fazla kefalet, birden fazla garanti taahhüdü varsa her biri üzerinden damga vergisi alınması gerekiyordu. Bu düzenlemeyle sadece biri üzerinden alınması öngörülmüştür. Yani bir garanti taahhüdü, bir kefalet varsa her ikisi üzerinden de birer tane damga vergisi hesaplanacak. Yine damga vergisi ekinde bulunan listedeki belli parayı ihtiva eden kağıtlar başlıklı ek bende bir takım sözleşmeler ayrıca eklendi. Mesela taksitle satış sözleşmesi, abonelik sözleşmesi, paket tür sözleşmesi gibi bunlar sözleşmeydi zaten hali hazırda damga vergisine tabi olduğunu biliyorduk ama muhtemelen yakın zamanda bunlarla ilgili farklı damga vergisi oranları belirleneceği için bunlar ayrıca ilgili bentte ayrıca gösterilmiş olduğunu düşünüyoruz. İhalenin iptal edilmesi halinde damga vergisinin iadesi konusu da damga vergisinin tartışmalı konularından biriydi. Buna da açıklık getirilmiş. Eğer bir kamu ihale kurumu kararı ya da mahkeme kararıyla bir ihalenin iptali halinde bu ihale için ödenen damga vergisinin iade edileceği öngörülüyor bu kanunla. Ancak eğer bu ihale kararı haricinde taraflar aralarında bir sözleşme yaptılarsa bunun damga vergisi ne yazık ki iade edilmiyor. Bu da kanunda ayrıca düzenlenmiş durumda. Kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler için damga vergisi alınmayacağı yine kanunda düzenlenmiş. Ayrıca kanuna ilişkin olarak yayınlanan tebliğde mesafeli satış sözleşmelerinde elektronik imza kanununda tanımlanan imza ile imzalanan sözleşmelerin damga vergisine tabi olduğu belirtilmiş. Bu da elektronik yani sanal ortamda yapılan sözleşmelerin damga vergisi konularına karar vermek açısından önemli bir açıklama.
Aynı zamanda sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş kağıtlarda olan istisnalar bankacılık mevzuatında ilişkin düzenlenen kağıtlara da uygulanması öngörülmüştür. Ayşegül'ün buraya kadar anlattığı düzenlemeler gerçekten damga vergisi ve harç uygulamalarımıza önemli değişiklikler getirdi. Şimdi isterseniz bir de 6728'in böyle istisna getirdiği kağıtlar var. Bunlar da oldukça uzun bir liste. Belli konularda hem damga vergisi hem harç istisnası getiriyor. Önce onlarla başlayalım. Tabii listenin hepsinin üzerinden geçip sizi yormayacağım ama belli başlı ve gerçekten kurumsal hayatınızda sizleri önemli derecede etkileyenleri birlikte değerlendirelim istiyorum. Sermaye şirketlerinin pay devirleri damga vergisi ve harçtan istisna edildi. Şimdi bu tabii ki çok önemli bir konu. Normalde ne oluyordu? Şirket satın almalarında pay devri, hisse satış sözleşmeleri son aşamada imzalanıp yürürlüğe gireceğinde bir anda sürpriz olarak karşımıza yüklü tutarlarda damga vergisi ve harç ödemeleri çıkabiliyordu. Artık bu sürpriz olmayacak çünkü bunlar damga vergisi ve harç istisnası kapsamına alındı pay devri sözleşmeleri ya da buna ilişkin işlemler, kağıtlar diyelim. Yine bedelsiz ihracat ve yurt dışı fuarlara katılıyorsanız bunlara ilişkin düzenlenen kağıtlarda damga vergisi ve harç alınmayacak. Yatırım belgesi, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım malı üreticileri, imalatçıları ile tedarikçiler arasında düzenlenen sözleşmeler yine damga vergisi ve harçtan istisna. Yüksek, orta yüksek teknolojili ürünlerin, sanayi ürünlerinin imalatçıları ve tedarikçiler arasındaki sözleşmeler ve kağıtlar yine istisna edildi. Biliyorsunuz biz enerji ithal eden bir ülkeyiz ve enerji verimliliği, enerji tasarrufu bizim ülkemiz için son derece önemli. Bu bağlamda da mevzuatımızda bu 6728'de bazı düzenlemeler getirildi. Bunun bir bacağını gelir vergisi kanununda da göreceğiz ama damga vergisi ve harç uygulamasında da bina ısı yalıtım ve enerji tasarrufuna ilişkin harcamaların, bunlara ilişkin düzenlenen kağıtların istisna kapsamında olduğu, harç ve damga vergisinin istisna olduğu belirtildi, bir maddeye dahil edildi. Yine sanayi sicil belgesine sahip üreticilerin enerji tasarrufuna yönelik olarak aldıkları kullanılmamış, bu önemli yeni makineler, makine ve teçhizatlara ilişkin işte alımdaki sözleşmeler ve diğer işlemler damga vergisi ve harçtan istisna edildi. Bunlar damga vergisi ve harcın ortak istisna uygulandığı işlemlerdi ya da kağıtlardı diyelim. Damga vergisinin sadece damga vergisi istisnasına tabi olan neler var diye baktığımızda yine karşınıza böyle uzun listeler çıkacak. Bunlar içinde yine en önemlisi sigorta yaptırma taahhütleri. Bunlar istisna kapsamına alındı. Birçok sözleşmede sigorta yaptırma taahhüdü oluyordu ve bunlar gerçekten ciddi rakamları içerebiliyordu. Hatta şöyle durumlar oluyordu ki sözleşmenin asıl akit bedelinin üzerinde bir sigorta taahhüt damga vergisi tutarı ödenebiliyordu. Yani taahhüt için ödediğiniz damga vergisi asıl işlem yaptığınız ve el sıkıştığınız, sözleşmeyi imzaladığınız işlemin bedelini bile aşabiliyordu. Bunlara istisna getirmesi önemli bir avantaj sağladı. Evet, bir sürü işlem var. Yine bu birçok tarihata, birçok incelemeye konu olan özel tüketim vergisine tabi ithal edilen ürünlere ilişkin düzenlenen taahhütnameler. Bu taahhütnamelerde de damga vergisi genellikle atlanabiliyordu ya da bunda sıkıntılar oluyordu. Önemli tarihatlarla karşılaşılabiliyordu. Bu da istisna kapsamına alındı. Yine hep teknoloji aslında bir anlamda hep teknolojiyi çekmeye ve bunu teşvik etmeye çalışıyoruz. Mevzuatta da bu böyle. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışındaki şirketlerin alımında düzenlenen ve bunların alımında danışmanlık, avukatlık hizmetleri için imzaladığınız sözleşmeler damga vergisi istisnası kapsamına alındı. Sadece harç istisnası getirilenler neler diye baktığımızda finansal kiralama kapsamında temin edilen konut dahil taşınmazların kiralama süresi sonunda kiracıya devrinde tapu harcı istisnası getirildi. Başka önemli. Ticari işletmelerin kuruluş aşamasında ilk defter tasdikleri yine istisnaya tabi oldu ki bu da işte kuruluş aşamasındaki şirketleri aslında teşvik eden, onlara maliyet yönünden avantaj sağlayan bir uygulama. Tacirler arasında imzalanan ipotek sözleşmelerinde noter harcı alınmamasına karar verildi. Bunlar da damga vergisi ya da harç istisnası için önemli konular diyebiliriz. Evet, katma değer vergisi düzenlemelerini
Biz katma değer vergisi düzenlemelerini gözden geçirirken ilk gözümüze çarpan kredi not alacak dekontlarının KDV karşısındaki durumu. Uzun yıllar bunu tartıştık. İlk etapta bunların düzeltilmesi gerekip gerekmediği, daha sonra bunları, bu riskleri bertaraf etmek için bir dönem hatta hesaplanan KDV, indirilecek KDV yaparak kredi notlarının KDV'sindeki riskleri bertaraf etmeye çalıştık. Ve bu sene itibariyle yapılan düzenlemelerde ithalat matrağında azalmaya sebebiyet veren kredi notlar, yani alacak dekontları için bir KDV düzeltilmesi yapılmasına gerek olmadı. İlk olarak KDV uygulama genel tebliğinde yapılan değişiklikle gündemimize geldi. Daha sonra 6728 sayılı kanunla KDV kanununun 30. maddesinin D bendine ekleme yapılarak transfer fiyatlandırması, ithalatta matrahı azaltıcı kredi not, yani alacak dekontları için KDV düzeltilmesi yapılmasına gerek olmadığı kanunda da bu şekilde belirtilmiş oldu. Bu da bizim içimizi rahatlatan bir düzenleme olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Bunun haricinde 6728 sayılı kanunda yine tartışmalı olan, geçen sene hatta 2016'da yapılan düzenlemeler, yapılacak düzenlemeler diye üzerinden geçtiğimiz tahvil satın alınmasındaki KDV konusu da netleşmiş oldu. Tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetinin, yani faizlerin KDV'den istisna olduğu 17. maddeye eklenerek bu istisna ile ilgili soru işaretleri de kaldırılmış oldu. Yine KDV kanununun 17. maddesinde düzenlenen bir başka istisna vardı. Varlık kiralama şirketlerine yapılacak devirler. Bu devirler daha önce de istisnaydı ama bunlarla ilgili bir takım şartlar geldi yeni düzenlemeyle. Kira sertifikası ihracı şartı ve sözleşme süresi sonunda bu varlığın geri alınması şartıyla bu KDV istisnasından yararlanabiliyor olacak mükellefler. Aynı zamanda kısmi istisna kapsamında olan bu istisnada devir tarihine kadar eğer indirim yoluyla giderilmiş KDV olması halinde bunlar için de düzeltme yapılması gerekmediği kanunda düzenlenmiş oldu. Sat kirayla geri al sözleşmelerine ilişkin yine istisna 17. maddede düzenlenmiş bir istisnaydı. Burada yapılan değişiklikle daha önce faktöring finansal kiralama şirketlerine yapılan devirler istisna kapsamındayken yatırım, kalkınma ve katılım bankalarına yapılan devirler de istisna kapsamında olduğu belirtilmiş. Ayrıca taşınmazlar yanında taşınırların da bu istisna kapsamında değerlendirileceği öngörülmüştür. Biraz önce bahsettiğim kısmi istisna uygulaması burada da geçerli. Devir tarihine kadar eğer indirilecek KDV, yüklenen KDV'ler indirim yoluyla giderilmişse bir düzeltme yapmaya gerek yok. Yine 17. madde diyorum. 17. madde biliyorsunuz çok fazla istisnayı barındırdı. Hatta harfleri dahi yetişmeyen bir maddemiz olduğu için bu maddede çok fazla düzenleme var. Yine 17. maddede bir düzenleme var. Bildiğiniz gibi hepimizin çok da fazla aşina olduğu varlıkların, daha doğrusu taşınmazların ve iştirak hisselerinin 2 yıl elde tutulması halinde KDV istisnası var. Bu istisnada varlık kiralama şirketlerine devir yapıldıysa ya da sat kirala geri al kapsamında devirler yapıldıysa bu varlıkların, bu şirketlerin aktifinde olduğu süreler de 2 yıllık süre hesaplamasında dahil edilecek. Bu da oldukça tartışma yaratan, daha önceki uygulamalarda tartışma yaratan bir konuydu. Bu da açıklık, bu konuya da açıklık getirilmiş oldu böylece. Bunlar kanunda yapılan düzenlemelerdi. Bunun yanında tebliğlerle yapılan düzenlemeler de var. Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatlarına ilişkin teslimlerde KDV istisnası var. Daha önce limanlara ve hava limanlarına diye geçen ibare havaalanlarını çıkartarak sadece limanlara ifadesi kalmış durumda. Bir diğer tebliğ ile yapılan düzenlemede uluslararası kuruluşlarla bunlara bağlı program, fon, temsilcilik, özel ihtisas kuruluşlarına yapılan teslimlerin KDV istisnasına dair esasların belirlenmesi. Bu da kapsamını tebliğ ile düzenleyerek belirlenmiş oldu.
KDV tevkifatı ve KDV oranları ile ilgili düzenlemelerimiz de var. Tevkifattaki birinci düzenleme mücbir sebep hallerindeki KDV tevkifatı. Buradaki sıkıntı şuydu, mücbir sebepte bulunan bir mükellefe mal ve hizmet satan şirketlerin KDV iadelerinde sıkıntılar çıkmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki mücbir sebep halinde bütün vergisel mükellefiyetler donuyor. Dolayısıyla bu KDV iadelerindeki sıkıntıyı engellemek adına mücbir sebep halinde bulunan bir mükellefe yapılan satışlarda KDV tevkifatı artık yapılmayacak. Satışı yapan firma bütün KDV'yi kendisi beyan ederek ödeyecek. Diğer düzenleme ağaç ve orman ürünlerindeki KDV tevkifatı. Burada 5 bili oranında bir tevkifat yapıyoruz. Burada şöyle bir ilave düzenleme geldi. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan bu ürünleri alanlar, bu ürünleri tekrar sattıklarında tevkifat uygulanmayacak. Oranlarla ilgili iki düzenlememiz var. Birisi zaten oldukça güncel. Yap işlet devlet modeli çerçevesindeki köprülerden geçiş ücretlerinde KDV oranı %8 olarak revize edildi. Ayrıca konut teslimlerinde KDV oranı da %8 olarak tespit edildi. Fakat burada bir sınır var. 31 Mart 2017'ye kadar. Dolayısıyla konut teslimleriyle ilgili belki yılbaşından sonra tekrar bir düzenleme gelebilir. Özel tüketim vergisiyle neler değişti dediğimizde birçok oran değişiklikleri var. Ama biz buraya özellikle olan birkaç konuyu gündemimize aldık. Birincisi ticari araçların yenilenmesinde ÖTV istisnası düzenlemesi getirildi. Taksi, minibüs, otobüs gibi insan taşımacılığı ya da yük taşımacılığı yapan mükelleflerin mevcut araçlarını yenisiyle değiştirmeleri halinde 30 Haziran 2019'a kadar ÖTV istisnasından yararlanabilecekler. Yine şehit yakınlarına terörle mücadele kanunu kapsamında şehit yakınlarına ölmüş şehit yakınlarına eş ve çocuklarına eğer yoksa anne ve babalarına kanunda belirtilen niteliklerde araçların alınması halinde ÖTV istisnası uygulanacağı düzenlenmiş. Motor silindir hacmi ve fiyat aralığına göre de otomobillerde özel tüketim vergisi oranlarında değişiklikler yapılmış diyorum. Evet, bir 20'si. Evet. 2016 yılı gerçekten bereketli bir yıldı. Gelir ve kurumlar vergisinde de önemli düzenlemeler, değişiklikler gerçekleşti. Bunlara ben üç başlıkta değinmeye çalışacağım. Önce gelir vergisi üzerinden gideceğiz. Daha sonra hem gelir vergisi hem kurumlar vergisinde ortak hükümleri değiştiren ya da paralel uygulamalar getiren maddelerden bahsedeceğiz ya da uygulamalardan. Sonrasında da kurumlar vergisindeki değişikliklere geleceğiz. Gelir vergisi ne değişti? Menkul sermaye iratlarındaki istisna kapsamında olan bu tek primli yıllık gelir sigortalarında eskiden herhangi bir zaman sınırlaması yoktu. Herhangi bir süre sınırlaması olmadan bunlar istisnaya tabiydi menkul sermaye iratı olarak. Ama bu bir istisnada süre sınırı getirildi ve dedi ki süresi en az 10 yıl ve ömür boyu olanlar bu istisnadan faydalanabilecek. Artık süresiz bir istisna yok diye bir uygulama getirildi. Bu da yeni bir uygulama, sınırlandırıldı. Ticari, zirai ya da mesleki kazanç elde etmek için mükellefiyet tesis ettiren ama ilk defa mükellefiyet tesis ettirenlere bunları 29 yaşı, bu kişilerin 29 yaşını doldurmamış ve tam mükellef gerçek kişi statüsünde olması gerekiyor. İlk mükellefiyet tesis ettirdikleri yıldan itibaren 3 yıl boyunca yıllık elde ettikleri kazançların 75 bin TL'si istisna kapsamında gelir vergisine tabi değil. Enerji verimli damga vergisi ve harçlarda da değinmiştim. Enerji verimli konusu gerçekten önemli. Buna ilişkin olarak gelir vergisi madde 40'a bir ilave yapıldı ve ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlayan sabit kıymet ya da iktisadi kıymet alımlarında bu harcamaların maliyete değil doğrudan gidere yazılabileceği, gider yazılabileceği avantajı getirdi. Böylece bunda amortisman yoluyla itfa edip yıllarca beklemek yerine belki 3-5 yıl doğrudan gider yazabileceğiz bu konuda bir yatırım yapıldığında.
Şimdi gelir vergisi ve kurumlar vergisindeki ortak düzenlemeler getiren ya da değişiklikler getiren maddelere baktığımızda bölgesel hizmet merkezleri. Aslında bölgesel hizmet merkezi bizim kanunumuzda böyle açıkça bölgesel hizmet merkezi diye tanımlanan bir uygulama değil. Biz bunu daha çok hizmet ihracı olarak biliyoruz ya da uyguluyoruz. Peki nedir bölgesel hizmet merkezleri? Bölgesel hizmet merkezlerine bak, diyor ki genellikle aynı gruba bağlı ve belirli bir hizmeti sağlama, belirli hizmetlerin tek elden sağlanmasını ve bunlarda bir maliyet avantajı yaratılmasını sağlayan merkezler. Yani ne olacak? Belirli hizmetleri sağlayacak, bunu tek elden sağlayacak ve bir avantaj sağlayacak. Bunu yaparak maliyet avantajı sağlayacak. Neden? Ölçek ekonomisinden faydalanacak. Bu hizmetler aslında bizim Gelir Vergisi Kanunu 89. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu 10'a 1 yumuşak G bendinde hizmet ihracı ya da şu hizmetleri yaparsanız bunların %50'si indirim olarak dikkate alınır şeklinde vardı. Bu hizmetlere yenileri eklendi. Nedir bunlar? Ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği bazı mesleki eğitimler bu kapsamda istisna edildi. Yani bunların üzerinden elde ettiğimiz kazançların %50'sini beyannamemize indirim olarak gösterebileceğiz. Yeni bir uygulama olarak şu getirildi. Bu hizmetler zaten vardı, kapsamı genişletildi. Bölgesel hizmet merkezinde çalışanlara, yani bu hizmet ihracını sağlayan şirketlerin çalışanlarına ücretlerinde bir istisna, kısmi bir indirim getirildi. İstisna demeyelim, kısmi bir indirim getirildi. Bu da şöyle hesaplanıyor. Ocak ayındaki net asgari ücreti gelir vergisi tarifesinin ilk dilimindeki oranla, yani %15 ile çarparak bulabiliyoruz bunu. Yani oran değişirse, asgari ücretin net tutarı değişirse bu hesaplama değişecek. Ama bu rakam 2016 yılı için 195 TL. Hizmet ihracının sağlandığı, işte yıl sonunda %85'lik şartın sağlandığını gördükten sonra bu istisnayı uygulayabiliyoruz muhtasar beyannamelerimizde. Yine gelir vergisi ve kurumlar vergisinde ortak bir hüküm, bu da bölgesel hizmet merkezine benzeyen bölgesel yönetim merkezleri. Aslında 2012 yılında İrtibat büroları yönetmeliğinde, irtibat büroları yönetmeliğinde bir tanımlama yapılarak bölgesel hizmet merkezleri oraya dahil edilmişti. Ama bizim kanunumuzda ya da işte bizim kullandığımız vergi kanunlarında bu geçmiyordu. O yüzden bölgesel yönetim merkezlerinin uygulamasında bir açıklık yoktu, hatta tereddüt ediliyordu. İşte muaf mıdır, değil midir? Çünkü irtibat büroları yönetmeliğinde var ama herhangi bir şekilde kurumlar vergisi kanununda geçmiyor. Yapılan düzenlemeyle yine 6728 kapsamında yapıldı bu düzenleme. Yapılan düzenlemeyle bölgesel yönetim merkezleri kurumlar vergisi kanununun 4. muafiyetlerle ilgili maddesine dahil edildi. Artık açıkça bölgesel yönetim merkezlerinin muaf olduğunu bilebiliyoruz. Peki bölgesel yönetim merkezi dediğimiz nedir? Bu da çok uluslu şirketlerin belli bir bölgedeki iştiraklerini yönetmek için kurdukları merkezlerdir. Yani biz bunlara ne diyoruz işte güncel uygulamamıza? Hub diyoruz, region diyoruz. Bu hub'ları, region'ları yöneten aslında işte finans direktörü, İK direktörü dediğimiz kişiler buralarda istihdam edilebilecek. Ve bunların işte gelirler muaf, zaten kendisi kurum olarak bölgesel yönetim merkezi olarak muaf. Bunlara yurt dışındaki merkezin elde ettiği kazançlar üzerinden döviz olarak ödenen ücretler de yine gelir vergisinden istisna edilmiş durumda. Bu da yine ekspatları ya da yabancı çalışanları ülkemize çekmek adına yapılmış bir teşvik, avantajlı bir uygulama diyelim. Yine gelir vergisi ve kurumlar vergisinde ortak bir hüküme değineceğim. Biz hep gelir vergisi ve kurumlar vergisi, gelir vergisi kanunu gene yine 89. maddesinde, kurumlar vergisi de 10'a 1A bendinde ARGE indirimini görürdük. Ama ARGE indirimi aslında bambaşka bir mevzuattır ve bambaşka bir uygulamadır. Bu uygulamalar da işte kurumlar da bunu sağlıyor. ARGE kanununda da şunu sağlıyor diye hep böyle bir farklılık arz ederdi. İşte hangisini uyguladın? Onu uyguladıysan endeksleyemezsin. Bunda endeksleme var. Hep bir karmaşa yaratırdı. Şimdi buna son verildi. Artık gelir vergisi ve kurumlar vergisindeki ARGE indirimine ilişkin madde kaldırıldı. Böyle bir madde yok. Bu madde nereye taşındı? 5746'ya. Yani bu ARGE ve işte ARGE hizmetlerinin desteklenmesi, ARGE faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin kanuna taşındı. Burada da madde 3A'da yeni bentler, yeni uygulamalar izah edildi. %100 indirim kurumlar vergisindeyken bizim uyguladığımız %100 indirim yine devam ediyor. Bunda bir değişiklik olmadı. Bunun yanı sıra
şu getirildi. Eskiden Ar-Ge faaliyetleri sonucu elde edilen işte bir hak, yazılım ya da işte bir sabit kıymet oluştuğunda bunun yani aktifleştirilmesi gerekiyordu. Ama eğer bunu baştan biz biliyorsak, bunun sonucunda bir iktisadi kıymet teşekkür etmeyecekse bunu ne yapıyorduk? Doğrudan gider atıyorduk. Şimdi bu mekanizma engellendi. Önce diyor sen bunu bir aktifleştir. Bak, proje sonuçlanınca bu eğer herhangi bir başarısızlıkla sonuçlanırsa ya da elinde herhangi bir iktisadi kıymet olmazsa o zaman bunu gider yaz diyor. Yani baştan gider yazma engellendi. Önce aktifleştireceğiz. Ama sonrasında durumu değerlendirerek gider yazma hakkımız yine var. Yeni gelen bir şey yine yeniden değerleme oranında Ar-Ge indiriminin endekslenmesi öngörüldü. Kazançlarımız yetersiz ve Ar-Ge indirimimizi kullanamadık. Gelecek yıla devretti. Normalde ne yapıyorduk? Aynı tutarı biz indirmeye devam ediyorduk ve enflasyon karşısında eriyordu. Şimdi bunu yeniden değerleme oranıyla endeksleyip kullanabilirsin diye kanuna bir madde eklendi. Yine 5746'da bunlar. Giderlere ilişkin olarak Ar-Ge giderlerinde doğrudan ilişkili giderler Ar-Ge harcaması olarak görüyor ya da Ar-Ge indirimine konu olabiliyor. Doğrudan ilişkili olmayanları bu kapsamda dikkate alamıyoruz. Eskiden şu vardı, sadece Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan sabit kıymetlerin amortismanını Ar-Ge harcaması olarak görebiliyorduk. Yani doğrudan ilgili olması gerekiyordu. Şu anda bu doğrudan ilgi kaldırıldı. Eğer başka faaliyetlerde de kullanıyorsan ama gelip Ar-Ge faaliyetlerinde de bir kısım kullandıysan gün sayısıyla amortisman hesabı yaparak Ar-Ge indirimine, Ar-Ge harcamasına dahil edebilirsin diye bir uygulama getirildi kanunda. Kurumlar vergisine geldiğimizde sadece kurumlar vergisinde yapılan değişikliklerden bir tanesi önemli. Biliyorsunuz 5.1e maddesi kurumlar vergisi kanunundaki istisna. Hangi istisna? Taşınmazların ve iştirak hisselerinin alımında en az 2 tam yıl elde tutmak şartıyla kazancı %75'ini istisna tutan madde. Bu madde aslında kalıyor tabii ki her zaman kullandığımız madde ama bunun içine bir sürü alt başlık ve parantez içi hükümler eklenmişti. Bunlar şimdi çıkarıldı ve başka bentlere taşındı. Kirala geri alla ilişkin konu parantez içi hüküm 5.1J'ye taşındı. Kira sertifikası ihracına ilişkin konu 5.1K'ya taşındı. 5.1E'nin içinde de bir bentte değişiklik ya da yenileme yapılarak devir bölünme suretiyle ya da devralınan, bölünen kurumlardan eğer biz bir taşınmaz ya da iştirak hissesi aldıysak bunların satışında elde ettiğimiz kazancın aktifte bekleme süresi yani o 2 yıllık bahsettiğimiz sürenin hesabında neyi dikkate alacağız diye bir tereddüt vardı. Bu artık açıkça kanunumuzda yazıyor. Devralınan kurumlardan ya da bölünen kurumlarda geçirilen süreler de bu aktifleştirme süresine dahil. Yani 2 yılı bir şekilde bir kısmını orada bir kısmını biz de tamamlarsa bu istisnadan faydalanabileceğiz. Finansal kiralama da aktifte bulundurma süresi finansal kiralama şirketlerinde katılım, yatırım ve kalkınma bankalarında geçen, oradan yapılan kiralamalarda, oralarda geçen sürelerde yine aktifte bulunma süresine dahil edildi. 5.1C'deki sat geri kiralı aldı getirilen yenilik, taşınmazlar demiştik ya 5.1E'de, şimdi bunun yanına taşınırları da dahil etti. Artık taşınır ve taşınmazlar bu maddede istisna kapsamında, yani bunlardan doğacak kazançların istisna tamamı istisna bunlarda herhangi bir %75'lik sınırlama yok. Bir de kira ihracına konu varlıkların satış kazancı 5.1K'da istisna olarak tanımlandı. Tabii bunların hepsinde belli şartlar var. Yani belli şartları sağlamadan bu kadar düz giden maddeler değil. Bir sürü şartı sağlıyor olmanız gerekiyor ki bu istisnalardan faydalanabilirsiniz. Kurumlar Vergisi Kanunu 5B'de sanayi mülkiyet haklarına ilişkin istisnayı düzenliyor. 5B'de ne diyordu? Bu istisnadan faydalanabilmek için buluş değerinin yani istisna kısmı buluş değerinin %50'si ve toplamda %100'ü ile sınırlı diyordu. Şimdi bu sınırlamayı kaldırdı. Artık buluş değerinin %50'si, %100'ü gibi bir sınırlamamız yok. Yani kullanacağımız istisna tutarı buluşun değeriyle bağlı değil. Bunun yanı sıra Maliye Bakanlığı diyordu ki Maliye Bakanlığı bir değerleme raporu yazar, senin buluşunun değerini belirler. Sen de buluşun değeri üzerinden gidersin, istisna sınırlamanı bulursun diyordu. Maliye Bakanlığı'na verdiği bu değerleme raporu uygulaması, onların hazırlayacağı bu raporda artık elemine edilmiş oldu. Böyle bir rapora da gerek kalmayacak. İstisna tutarımızı belli bir yüzdeyle sınırlamamıza gerek kalmayacak. Bu da önemli bir avantaj sağladı.
indirimli kurumlar vergisiyle ilgili olarak hem kanunda hem bakanlar kurulu kararlarıyla hem de tebliğle bazı düzenlemeler geldi. İlki diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç tutarının tespiti. Biliyorsunuz indirimli kurumlar vergisinde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç tutarı için de bir avantajımız var. Bu kanun maddesinde %50 ile sınırlıydı. Toplam yatırıma katkı tutarının %50'si ile sınırlıydı. Fakat kanun maddesinde bu %50 oranını %80'e kadar arttırmaya Bakanlar Kurulu'na yetki tanınmıştı. Önce Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullandı ve bu sınırı %100'e kadar arttırmaya şeklinde kanunda bir değişiklik yapıldı. Daha sonra çıkan Bakanlar Kurulu kararıyla da tüm bölgeler için bu oran %80 olarak belirlendi. İkinci önemli düzenleme de yeniden değerleme imkanının getirilmesi. Burada da yatırımın tamamlanması şartıyla yatırımın tamamlandığını hesap dönemini takip eden hesap dönemlerinde halen kalan bir yatırıma katkı tutarımız var ise bunu yeniden değerleme oranıyla değerlendirebileceğiz. Bahsetmiştim, Bakanlar Kurulu kararı ve tebliğde çeşitli düzenlemeler geldi. Bunlar aslında kanundaki ifadelerin belki tekrarı. İşte uygulamaya ne zaman başlanacak? İşletmeye başlandığı geçici vergi döneminde. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar nasıl hesaplanacak? Bu kanun değişikliği ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edildi. Uygulamada yatırım teşvik belgesine nasıl bir öncelik verilecek? Burada mükellefin tercihine bırakıldı uygulama. Son olarak da tevsiye yatırımlarındaki indirimli kurumlar vergisi matları nasıl hesaplanacak konusunda bir açıklama yapıldı. Burada eğer tevsiye yatırımlarından elde edilen kazançlar kayıtlarca ayrıca tespit edilebiliyorsa bu tutar üzerinden indirimli kurumlar vergisi hesaplanacak. Yok eğer bu tutar ayrıca kayıtlara takip edilemiyorsa o zaman tevsiye yatırım tutarı yıl sonundaki toplam yatırım tutarına bölünecek ve bu bulunan oran o yılın ticari bilanço kârı ile çarpılarak indirimli kurumlar vergisi matrığı hesaplanacak. Nakit sermaye artırımında faiz indirimi ile ilgili gene dönem içerisinde önemli düzenlemeler var. Burada aslında hatırlayacaksınız bir taslak tebliği vardı. Bu tebliği aslında 9-10 serinin oğlu tebliğler artık yayınlandı. Buradaki en önemli gelen tebliğlerle gelen düzenleme aslında indirim oranlarındaki farklılaştırma. Biliyorsunuz burada %50 şeklinde bir oran vardı fakat Bakanlar Kurulu'na bir yetki verilmişti. Bu şu şekilde kullanıldı. Halka açık şirketlerde halka açıklık oranı %50'nin altındaysa indirim oranı %75. Halka açıklık oranı %50'nin üzerindeyse indirim oranı %100 olarak belirlendi. Burada aslında heyecanla hepimizin beklediği bir ortakları olan borçların sermaye ilavesi ne olacak konusuydu. Taslak tebliği de aslında bir örnekle geri dairesi niyetini belli etmişti. Örnekte şunu söylüyordu. Ortakları olan borcun sermaye ilavesinde bu imkandan faydalanamazsınız. Fakat tebliğ çıkarken bu örnekteki bu açıklama kaldırıldı. Fakat bizim görüşümüz hala Maliye Bakanlığı'nın bu konuya çok olumlu yaklaşmadığı ve ortaklar olan borcun sermaye ilavesinde bu indirimden faydalanamayacağı yönünde. Gene tartışılan bir konu sermaye avansları ile ilgili açıklamalar getirildi. Burada sermaye avanslarında nasıl bu indirimden faydalanacağız? O da şu şekilde, sermaye avansının geldiği hesap döneminin sonuna kadar eğer bu sermaye avansı sermaye olarak tescil ettirilirse gene bu faiz indiriminden faydalanma imkanımız olacak. Ben devam edeyim. Bizden önce daha önceki session'larda transfer fiyatlaması ile ilgili bir workshop'umuz vardı. Katıldınız mı bilmiyorum. Tabii arkadaşlarımız orada çok detaylı olarak bunları sizlerle paylaştılar bu bilgileri. Ben sadece kısaca bilgi vereceğim. OECD uygulamaları kapsamında BEPS eylem planında belli değişiklikler öngörülüyor. Bunlardan bir kısmı gerçekleşti ama halen arkadaşlarımızla daha önce bizden önceki bir grupta da bahsedildiği üzere halen gerçekleşmesi beklenen ve hayata geçmesi beklenen uygulamalar var. Bunlar Mart 2016'da yayınlanan 3 seri nolu transfer fiyatlaması tebliği ama taslak halinde, bu halen de taslak halinde. Bu taslakta bunların bir kısmına yer verildi. Nelerdir diye şöyle bir bakarsak, transfer fiyatlamasında dokümantasyon uygulamaları, yeni karşılaştırılabilirlik faktörleri, maliyet katkı anlaşmaları ve hazine zararının tespitine ilişkin burada uygulamalar izah edildi ya da işte nasıl uygulayacağımız anlatıldı ama halen yürürlüğe girmedi.
Bunun haricinde 6728 ile yine artık çok meşhur oldu. Sizin de ezberinize girmiştir. 6728 ile belli tanımlarda ya da bizim kurumlar vergisi kanunu madde 13'te değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler neye ilişkin? İlişkili kişi tanımı. Bu gerçekten önemli bir değişiklik. Çünkü biliyorsunuz sınırsız bir ilişkili kişi tanımı vardı transfer fiyatlamasında. Buna biraz sonra değineceğim. Peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin bir değişiklik getirildi. İşlemsel kar yöntemleri ve vergi ziya cezasında indirim. Bu vergi ziya cezasında indirimi ilginizi çekeceği için biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle diyor, eğer transfer fiyatlamasına ilişkin belgelendirmeyi tam ve zamanında yapmışsanız, buna ilişkin örtülü kazanç dağıtımına ilişkin bir tarhiyata tabi olursanız ve orada bir incelemeye tabi olursanız ve bir ceza tarh edilirse vergi ziya cezası, burada %50'lik bir indirim uygulanıyor. Yani şu önem kazandı, artık bizim transfer fiyatlamasını da belgelemeyi tam ve zamanında yapmamız, incelense de incelenmese de, büyük mükelleflerin üyesi olsak da olmasak da, bir yönden bize vergi ziya cezasında avantaj getirir durumda böyle bir şeyle karşılaşırsak, örtülü kazanç dağıtımına ilişkin. O yüzden bunları tam ve zamanında yapmanın bir artısı doğacak ilerleyen zamanlarda. İlişkili kişi tanımına baktığımızda eğer ortaklık varsa diyor, doğrudan ya da dolaylı en az %10 ortaklık kar payı oy hakkı ve kar payı öngörüyor. Eğer ortaklık hiç yoksa kar payı ve oy hakkında yine %10'luk bir sınırlama getiriyor. Bu %10'luk sınırlamanın nasıl uygulanacağı hakkında bir tebliğ yayınlanması bekliyoruz. Çünkü çok belki net değil. Evet, bir %10 öngörülmüş ama neyi nasıl uygulayacağız? İlişkili kişiler açısından da bu oranların topluca dikkate alınacağını belirtmiş. Bu topluca dikkate almada da Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiş ve Bakanlar Kurulu bu oranı %1'e indirmeye ya da %25'e kadar arttırmaya yetkili. Peşin fiyatlandırma anlaşmalarında geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenmiş kanunda. Şimdi Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiyle bunu 5 yıla kadar çıkarma imkanı sağlanmış oldu yeni düzenlemelerle. Aynı zamanda peşin fiyatlandırma anlaşmalarının geçmişe uygulanmaması söz konusuydu. Yeni düzenlemeyle Vergi Sürü Kanunu'nun pişmanlık hükümleri kapsamında peşin fiyatlandırma anlaşmalarının geçmişe uygulanması de benimsenmiş oldu yeni düzenlemelerle. Ama herhangi bir vergi red ve iadesi yapılamayacağı da ayrıca belirtildi. Yatırım teşvik düzenlemeleri, münferit düzenlemelerden bahsettik, damga vergisi, harç gibi istisnalardan bahsettik ama paket düzenlemeler de var. Süper teşvik paketi açıklandı. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılama, dışa bağımlılığını azaltma, Ar-Ge, yenilikçi faaliyetler gibi nitelikleri olan yatırımlar için süper teşvik paketi öneriliyor. Ekonomi Bakanlığı mükellefleri davet edip çağrıda bulunup bu tarz bir yatırım yapmalarını isteyebilecekler. Bu yatırımlar için asgari 100 milyon dolarlık bir yatırım olması gerekiyor. Bir destek kararı ya da yatırım teşvik belgesi alınması gerekli. Destekleri de burada ayrıca görüyorsunuz, oldukça fazla: KDV, iadesi, kurumlar vergisi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti gibi gördüğünüz birçok destek, yani full paket bir destek sağlanıyor. Zaman içerisinde uygulamada da nasıl uygulanacağını görüyor olacağız. Olağanüstü hal kanunu kapsamında da cazibe merkezleri programı gündemimize geldi. Görece az gelişmiş illerin geliştirilmesi için daha çok vergi dışı teşviklerin olduğu bir cazibe merkezi programı söz konusu. Ar-Ge düzenlemelerine geldiğimizde, biliyorsunuz bir Ar-Ge reform paketi yayınlandı. Buna ilişkin olarak da sabah ilk saatlerde bir Ar-Ge workshop'umuz vardı. Bilmiyorum katıldınız mı? Arkadaşlarımız orada Ar-Ge reform paketinin ve ikinci düzenlemelerin getirdiği uygulamaları detaylı olarak sizlerle paylaştı. Yine bir özet geçeceğiz tabii ki. Ar-Ge reform paketinde biliyorsunuz
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu var. Bir de 5746 sayılı Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin bir kanun var. Bu iki kanun kapsamında Ar-Ge reform paketiyle birlikte tasarım merkezleri tanımlandı. Ve bu tasarım merkezlerinde tasarıma yönelik yapılan faaliyetlerin tamamının Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine tanınan teşvik ve desteklerden faydalanmasına imkan sağlandı. Gelir vergisi stopaj teşviğinde oran ve kapsam genişledi. Oran mesela diyor ki doktoralı olan çalışanlara, Ar-Ge merkezi çalışanlarının gelir vergisi stopaj teşviği %90'dan 95'e çıktı diyor. Destek personeli sayısının hesaplamasını değiştiriyor. Yine bu stopaj teşviğinde süre hesaplamasında, çalışılan gün hesabında ulusal bayramları, işte genel tatilleri de çalışılan güne dahil ediyor. Bu tarz farklılıklar yaratılmış. Bazı sektörlerde %30'da kaldı, çoğu sektörde %15'e düştü asgari personel sayısı. Eğer bir Ar-Ge merkezi kuruyorsanız, bu Ar-Ge merkezinde asgari personel sayısı 15 olarak belirleniyor. Ama eğer faaliyet alanınız askeri araçlar, hava araçları, uzay araçları, imalat, üretimi gibi böyle spesifik konularsa, bu konularda halen sizin Ar-Ge merkezi kurabilmek için 30 kişiye ihtiyacınız var. Ar-Ge tasarım merkezi personelinin merkez dışında geçirdiği süreler de teşvik kapsamına alındı. Bu süreler ne olabiliyor? Lisansüstü eğitim yapabiliyorlar, doktora yapabiliyorlar. Ya da bizim Ar-Ge faaliyetleri için laboratuvarlarda analiz, çeşitli çalışmalar ya da saha çalışmaları gerekebiliyor. Ve Ar-Ge personeli saha dışına çıkabiliyor. Oralarda geçirilen süreler de teşvik kapsamına alındı. Yine Ar-Ge faaliyetlerindeki proje maliyetinin düşürülmesi ve proje hızının arttırılması için eğer bir ithalat yaptıysak bu ithalatta da gümrük vergisi ve fonlardan istisna getirildi. Yine ben. Serbest bölgeler. Kısaca serbest bölgelere de değineyim. Serbest bölgelerde bir emlak vergisi kanunda değişiklik yapıldı. Serbest bölge olarak tanımlanan arazilerin tapuda tesciline kadar bunlardan herhangi bir arazi vergisi alınmaması, bunların muaf olduğu belirtildi. Kurumlar vergisi kanununa da taşımacılıkla ilgili bir istisna getirildi. Serbest bölgelere ve serbest bölgelerden ihraç amacıyla yapılan taşımacılık işleri istisna kapsamına alındı. Serbest bölge kanununun kendisine 3 nolu tebliğ ile bazı değişiklikler geldi. Bu değişiklikler neler dersek, eskiden yazılımların gerçekten böyle bir CD'ye yüklenip fiili ihracı gerekiyordu. Artık bunları elektronik ortamda transfer edersen de bu ihraç kapsamına girer. Elektronik transferi de ihracat kapsamında dahil ettiler. Yazılım faaliyetleri istasyonuna yeni koşullar getirildi. Bu koşullar nedir diye baktığımızda aslında KDV kanunundaki hizmet ihracı maddesiyle çok benziyor. İşte yurt dışı fatura, yurt dışına hizmet verilmesi falan filan bu şartlar, bunların hepsi yazılım faaliyetleri içinde getirildi. Bir de istisna kapsamında olmayan yazılım faaliyetlerini böyle sayılmış. Eğer Türkiye'ye ihracat yapıyorsak yazılımı, bu ihracat kapsamına girmiyor. O yüzden de istisna kapsamında değil burada çalışanların ücretleri. Ya da ne var? Bölge dışında üretilen yazılımlar var istisna kapsamında olmayan. Teknolojik ilerleme sağlamayan, olağan ve tekrarlanan yazılımlar da yine istisna kapsamında olmayan yazılım faaliyetleri. Çifte vergilendirme yönleme anlaşmalarındaki düzenlemeleri de kısaca bakacak olursak, Türkiye ile Belçika çifte vergilendirme yönleme anlaşmasının protokolü yapılarak bilgi değişimi ve tahsilatta yardımlaşma konularının kapsamı genişletilmiş. Ayrıca Meksika ve Kosova ile 2015 yılında imzalanan anlaşmalar 1-1-2016 itibariyle uygulamaya başlanmıştır. Şimdi vaktimizi de açtık, çok da sabrınızı taşırmadan hemen 2017 düzenlemelerinden bahsedeceğim bekleyen. Bir tanesi bir yeni torba tasarımız var yine. Bunda temelde damga vergisi harçlar, KDV, Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ve KOBİ birleşmeleriyle ilgili düzenlemeler var. Damga vergisi ve harçlarda uluslararası yolcu taşımacılığına damga vergisi ve harç istisnaları getiriliyor. KDV kanununda yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası kapsamına sokuluyorlar. Ayrıca belediyelerin ve il özel idarelerin taşınmaz satışları elde tutma süresine bakılmaksızın ve geçmişe yönelik KDV'den istisna edilecek. Yine Uluslararası Gemi Sicili Kanunu'nda çeşitli satışlar, hurda ayrılmalar ve ihraçlar istisna kapsamına alınacak.
KOBİ birleşmelerinde bir önemli düzenleme var. Sanayi sicil belgesine sahip ve üretim yapan KOBİ'lerin birleşmeleri durumunda Bakanlar Kurulu'na bunlara 3 yıl indirimli kurumlar vergisinden faydalanma imkanı getiriliyor. En son biraz önce bahsetmiştik aslında izah davetle ilgili bir taslağımız var. Sahte belgelerin düzenlenmesi durumunda kaçakçılık fiilleri nedeniyle re'sen mükellefiyet terkin edilmesi halindeki teminat düzenlemeleri ile ilgili çok özel bir düzenleme var. Son olarak da dün bir tane taslak tebliğ kondu internet sayfasına. Bu da çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmanın uygulaması ile ilgili. Muhtemelen yarın ofislerinize döndüğünüzde bizden bir e-posta gelecektir onunla ilgili vergi portalından. Burada da yine çok güzel örneklerle özellikle serbest meslek kazançlarında vergileme nasıl yapılacak, 183 gün hesabı nasıl yapılacak onunla ilgili örnekler var. Ve mükelleflere yeni bir bildirim zorunluluğu getiriliyor. Serbest meslek hizmeti aldığınız zaman dar mükelleflerden, bu dar mükellef kurumdan bir form almanız gerekiyor. Bu formla birlikte bir taahhütnameyi vergi dairesine vermeniz gerekiyor. Ki vergi dairesi bu 14. madde kapsamındaki stopajlarla ilgili takibatını yapabilsin ki buradan da belki izah davete konular çıkabilecek. Son olarak geçen yıldan hatırlarsınız gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunlarının birleştirilmesi gündemdeydi. Bu tasarı maalesef ortada artık yok. Fakat 2017 programında yeni bir gelir vergisi kanunu ve yeni bir vergi usul kanunu yazılması gündemde. Bizim söylemek istediklerimiz bu kadar. Süremizde biraz açtık. Hem Ezgi'den hem sizlerden bunun için de özür dileriz. Teşekkürler.